Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Helal Finans uygulamasını tanıtacağım. Helal Finans uygulaması nedir peki? Diyelim ki yatırım ürünleriyle ilgili İslami kaygınız var ve bunu gidermek istiyorsunuz. Helal Finans uygulamasında bir yatırım ürününün katılım endeksine uygun olup olmadığı belirtiliyor. Hem de bunun neden uygun olup olmadığı tarihleriyle beraber ve bilgileriyle beraber size açık açık belirtiliyor. Bu arada şunu söyleyeyim Helal Finans uygulamasıyla sponsorluğumuz vesaire yoktur. Ben bu uygulamayı gördüğüm için videosunu çekeyim dedim. Uygulama İslami finans uygulaması olmasına rağmen yani İslami finans bilgilendirme uygulaması olmasına rağmen şöyle sol üst taraftaki bildirim kısmına tıkladığımızda katılım endeksine uygun olup olmaması fark etmeksizin herhangi bir yatırım ürünüyle ilgili bildirim de veriyor. Mesela Odin halka arzı eklendi. Ama Odin halka arzı katılım endeksine göre caiz değil. Yani uygun değil. Şöyle bakacak olursak halka arz kısmına tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi Odin caiz değil yazıyor. Şöyle tüm bilgiye verilmiş zaten. Geri çıktığımızda diyelim ki bir halka arzın, fonun ya da hisse senedinin katılım endeksine uygun olup olmadığını gördük. Peki neden uygun değil? Bu da yazıyor merak etmeyin. Arkadaşlar hisseler kısmına tıklıyoruz. Buradan özellikle katılım endeksine uygun olmayan hisseleri seçeceğim ki size göstereyim. Şimdi gördüğünüz gibi burada zaten hani yatırım ürünleri ile ilgili zaten detay verilmiş. Bunda sıkıntı yok. Arındırma kısmında neden caiz olmadığı yazılmış. Hatta detaylarında şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Bu arada hisseler kısmına tıkladığımızda, sadece arındırmasızlar kısmına tıkladığımızda katılım endeksine uygun olan hisseleri gösteriyor gördüğünüz gibi. Bunlar katılım endeksine uygun oluyor. Şöyle göstereyim, böyle devam ediyor gördüğünüz gibi. Uygulamayı değerlendirecek olursak, İslami kaygıları olup da yatırım yapmak isteyen arkadaşlarımız için gayet güzel bir uygulama olmuş. Hem de yani sorgu olarak da yani nasıl anlasam mantık çerçevesinde en azından katılım endeksine neden uygun olup olmadığı da açıkça belirtilmiş. Çok beğendim. Hatta şöyle göstereyim. Siz bu yatırım ürünleriyle ilgili arındırmanın ya da işte diğer finansal teknik bilgilerin gördüğünüz gibi içeriklerine buradan ulaşabiliyorsunuz. Yani arındırma nedir mesela? Burada yazılmış. Hem de yani alt başlıklara ayrılmış gördüğünüz gibi. Diğer alt başlıklarda gördüğünüz gibi burada. Ben bu özelliğini de çok beğendim. Ana ekranı aşağı kaydırdığımızda gördüğünüz gibi bir ayet verilmiş. Ve bunun alt kısmında ise sosyal medya hesaplarına yer verilmiş. Evet bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bu arada bu uygulamayı sevdiniz mi? Sevdiyseniz neden sevdiniz? Sevmediyseniz neden sevmediniz? Aşağı yazarsanız sevinirim. İyi günler.